Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Seeds of Fire 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar birkaç gündür Seeds of Fire 4 videosu gelmiyordu. Çünkü şöyle bir durum var. Şu anda müttefikler bize karşı çok güçlü. Ve pek çok şeyde açığımız, eksiğimiz var. İnsan gücü, war support, asker sayısı, ekipman, her şeyde eksiğiz. Bunların hepsini kapatabilmek için iyi bir plan yapmam gerekiyordu. Bu birkaç günde video çekmediğim zamanlarda bunun planını kurdum. İlk olarak yapacağımız şeylerden bahsedeyim size. Bazı kısımları atlayacağım. Mesela şu Danimarka ile şu Polonya kısmını halledeceğiz bu bölümde. Nasıl halledeceğiz? Buradan tankları çekip oralara göndereceğim. Tanklar konusunda da daha kaliteli tanklar yapacağız. Araştırmaları yapılmamış sadece. Şuradan şu stabilizer'ı açtım. Yeni tanka bunu takacağım. Sonra radar bittiği zaman, pardon, radyo bittiği zaman gelişmiş radyoyu takacağım. Yani kaliteli bir yarması olan tanklarımız olacak. Yeni tanklarla da büyük ihtimal burada paket hazırladıktan sonra göstereyim size ama benim balon taktiği dediğim bir paket yapacağız. Şimdi bu taktiği ne zaman kullanabilirsiniz onu söylemem lazım. Bir kere müttefiklerin ya da düşmanınızın sizden güçlü olması lazım. Ki siz bir açık yaptığınız zaman lan ben buraya gireyim nasıl ülkesini paramparça ediyorum diyebilsin. İki, taktik ne olacak? Şimdi şöyle boşta bir tümenimiz var mı? Bak şu boştaki tümeni alayım. Şöyle yapacağız. Bunu geri yerine vereceğim de. Şurada müttefikler ilerlemiş ya arkadaşlar. Buradan ilerlemelerine izin vereceğim. Onları şu alana sokacağız. Bakın. Bu alanın içerisine sokacağız. Şuradan içeri doğru girecekler. Sonra buradaki nehir üstüne hatta belki bir seviye fort da yaparım. Nehir ve fortlarla biz bu adamları burada tutacağız. Sonrasında sadece şu kısmı alıp bu paketin içerisindeki bütün düşmanları kapatacağız. Şimdi bu taktik genelde işe yaramaz. Çünkü giriş yeri çok darsa müttefikler ya da düşman kendisinin çok güçlü olmadığı durumlarda korkup böyle bir askeri bölgenin içerisine askeri çok fazla sokmaz. Ama müttefikler bizden şu anda 2,5 kattan fazla oldukları için hatta tam sayılarına bakalım. Yani 11 milyon desek biz savaşan kısmı biz de 6 milyonuz. Yani neredeyse 2 kat. 2 kat oldukları için kendilerine güvenecekler. Bir de daha fazla asker basacaklarını da katmıyorum bile. Onlar askerlerini buraya doldurduğu zaman buradaki paketi yok edip Balkanlarda Macaristan, Yugoslavya bunları avlamaya gireceğiz. Fransa'dan şimdilik vazgeçmem lazım. Çünkü devasa bir hava gücü var. O da bir sonraki planımız. İngilizlerin hava gücünü olabildiğince azaltmam gerekiyor. Uçakları saldırıdan çok savunmaya çekeceğim. Bizim trenlerimizi vuruyorlar. Trenlerimizi vurdukları için war support kaybediyoruz. Üstüne savaş zayiatlarımız da çok fazla. Ondan da war support kaybettik. War support kaybettiğimiz için de İstediğim bazı şeyleri yapamıyoruz. Yani mesela şu anda mümkün olsa ben total mobilization'a geçip kadınları fabrikalara koyuyorsunuz ya buradan kaybettiğiniz insan gücünü geri almak için. Onu yapmak istiyordum. Yapamıyoruz. Stability ile war support arttırmak için işte düşman uçaklarını savunmada vurduktan sonra buradaki fokusları seçeceğim. Hatta direkt seçmeye başlayalım. Şunu bir alayım. Bu consumer goods veriyordu. Sonra şu insan gücü veriyor. Bunu da alacağız ama şu diğer fokuslara bakayım. Bunları sağlayabileceğim bir koşul varsa bunları da sağlarız. Bunları alalım. Bu planlama aşaması benim için çok zor sürecek. Yani bir hızda oynamayı düşünüyorum bayağı uzun bir süre. O yüzden olabildiğince buraları keseceğim. Ama şu büyük planlarımızı yaparken arkadaşlar mutlaka size göstereceğim tabii. Yani özellikle düşmanı sıkıştırdıktan sonrasına. Şimdi askeri doktrinlerde şunu da açalım. Bu arada bu taktiği yapabilmemizin, yani bu balon taktiği yapabilmemizin bir diğer sebebi de Grand Battle Plan'da olmamız. Normalde düşmanı ülkenizin içerisine sokarsanız, sizin savunmanızı yararsa paramparça edebilir. Ama biz şu kısımda onları güvenli bir şekilde tutabileceğiz. Çünkü en kötü siper kazmış bir şekilde olacak birliklerimiz. Tamam, tankları buraya getirince burayı hallettik. Az bir şey kalmış, onlar da yok olsun. Yeni tankımızı biz şöyle dizayn edelim. Şöyle ikinci seviye radyoya da koyduk mu? Yarmamız 71. Hani hala daha iyisini yapabiliriz ama biraz daha araştırma lazım. Şöyle artık sana fakir tankı değil de normal bir orta seviye tank diyebiliriz. Al IS ol senin adın. Sovyet tank ismi verelim. Evet, müttefikler buralardan zorlamaya başladılar. Zorlasınlar. Şimdi bu dediğim planı yapmak için arkadaşlar 10 vitlik askerler üreteceğim. 10 vit yeter buraya korumaya. Çünkü çok fazla insan gücümüz yok. Bu plana da çok fazla asker harcayamayız. Böyle yeni acemi 10 vit birlikler yapıp koyalım oralara.
Bu arada doğudan hiç bahsetmedim ama doğuda hiçbir şey yapmayı planlamıyorum. Yanlışlıkla askerleri batıya kaydırmışım az önce, onu düzelttim. Onun dışında şu askerleri şuradan çıkartalım, ölecekler. Gerekirse şu kısımda şöyle bir savunma bile yapabilirim. Yani buraların hepsini Japonya alabilir. Önceliğimiz değil. Hatta hiç savaşmayı bile planlamıyorum. İlerlemesine çok izin vermeyelim. Şuraları tutalım yeter. Sonrasında zaten savaşır yeneriz. Evet, birlikleri şöyle dağıtalım. Yeni ürettim bunları. Biraz bekleyeceğim. Süper bonuslarını alsınlar. Hatta şu savunma genellerini falan, bunları biz verelim. Güçlerini toplasınlar. Sonra müttefiklerin içeri girmesine izin vereceğim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi sadece bu bölgede bile 18 tümenleri var. Allah bilir bu içeriye kaç adam sokacaklar. Türkiye saldırıyor. Türkiye ne yapıyorsun? Fransızlarla beraber saldırıyormuş. Türkiye geçemez orayı. Hem dağ hem fortumuz var orada. Sadece dikkat etmem lazım. Çok fazla düşman uçağıyla vurmasınlar. Yani 500 tane demiş olmaz. Evet, cepheyi silip askerleri çektim. Bakalım içeriye nasıl girecekler. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu iki tarafı kaybetmemek. Öbür türlü paketi hızlıca kapatamazsak bu adamlar içeriye girdikten sonra çok rahat çıkabilirler. Koşun içeri, koşun. Bak çok güzel Polonya toprakları var orada. Evet, müttefikler içeri doğru gel. Her yerde seni bekliyoruz. Bu arada tankları da arkadaşlar buraya getirdim. Tanklarla beraber şuradan yarmayı deneyeceğiz. Ama öncelikle hepsi olabildiğince buraya girsin istiyorum. Müttefik bombardımanları devam ediyor. Paramparça ettiler hava kuvvetlerimizi ya. Trenlerini vurmalarını falan bayağı azalttım. Ama yetmiyor. Şimdi şu tarafa geçin. Yani şuraya geri dön. Şu war conditions'ı alalım. Biraz daha stabilitemiz artsın. Onun dışında bunlar da bir işimize yaramaz. Bakalım biraz daha zayıflatabilirsem müttefik hava kuvvetlerini güzel olacak ama ne kadar var uçakları? Sayın İngiltere. 24 bin. Onlar bizim uçağımızı bitirir. Bu paketten sonra bir şekilde Balkanları yarmam lazım benim. Bu taktiği genelde Yusofa'nın 3 ya da 2'de de yapabilirsiniz. Hatta 2'de çok daha işe yarıyor. Bırakın böyle basit bir yerden içeri girsinler. Ondan sonra kapatabileceğiniz bir açıklık bıraktığınız sürece herhangi bir sorun yok. Balkanlardaki düşmanı yenersek Fransa daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü buraya çok fazla asker kaydırdı herkes. Bütün müttefiklerden asker var. Türkiye bile en az 15-20 tümen göndermiştir. Güzel. İçerisi istediğim gibi kaynıyor. Şuralara doğru gitsinler. Buralarda erzak var diye buradaki askerlerini buraya çekmeleri de gene büyük bir ihtimal. Çünkü şurada erzaksızlardı. Danimarka ne olmuş? Danimarka'da bayağı bir asker var. Danimarka'yı saldırmayı bıraktım. Çünkü Amerikalılar geldi. Şimdi Avustralya, Polonya, herkes burada gibi. Oradan ilerleyemeyiz. Bu arada arkadaşlar birkaç kez çıkartma yapmaya çalıştılar. O yüzden buralara asker koydum. Yeni ürettiğim askerlerden. Yani sahillerimiz de güvendi. Şu anda tek dikkat etmemiz gereken şey o paketi bitirmek. İki, Japonya. Japonlar nedense Amerika ile savaşmadan bize kilitlendi. Oo, şurayı geri almamız lazım. Beyler hafif bir yardım edin oraya. Tankları gördüler artık ama orayı almamız gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Madem orayı yendik, hemen şu paketi kapatmaya çalışalım. Buradaki askerleri kaçırabilirler çünkü yoksa. Tanklar yarınız aşağı insin. Hemen şuraya saldırın. Oyunu yavaşlatayım ben. Buradaki 9 tümen şuraya. Uçakları da buraya çekeceğiz hemen. Şuradaki havalarına gelin. Şuraya bakın. Hava üstünlüğünü almamız lazım ki o kuşatmayı hemen bitirelim orada. Başka kimse var mı? Erzak lazım değil. Buradaki uçakları çekemeyiz. Hadi beyler kapatın orayı. Koş tank. Piyade gelsin diye bekliyorum şu tankları çekmeden önce. Heh. Yenemeyiz diye mi kıpırdamıyorlar acaba? Casus avantajları var. Hava üstünlüğü hafif bizde. Biraz daha uçak çekmem lazım. Yandan saldırıyorlar. Ama yok ya, hallederiz orayı.
Dur ya, madem müttefikler buradan böyle saldırmak, yani yenmek için saldırıyor bizi itmeye. O zaman tanklar, geri gelin çabuk. Koşun şuraya. Hemen oradan karşılık verdiler ama kapatırız gibi. Hadi oğlum. Bunları tutması lazım birinin. Şu aşağıyı da deneyebiliriz aslında. Aynen, illa burası olacak diye bir şey yok. Sen. Bir iki tane şuradan yardım et de. Biri daha gelsin buradan. Bunlar burada saldırıyor. Peki bunları biz şöyle yapsak. Heh, burada da yenebiliyoruz. Ama şurayı kapatmamız lazım. Başka hiçbir yere değil. İki tümen kalmış. Hadi beyler. Buralar güzel. Heh. Sonunda. Geçin, geçin, savunmaya geç. Şuralara falan kaçın, bir şey yapın. Şimdi deli gibi başımıza üşümeye başlarlar. Saldırıyı kes, saldırıyı kes, orayı yenmene gerek yok artık. Şuraya desteğe gitmeniz lazım. Sen şuraya çekil. Bizim burayı yok edebilmemiz lazım ama. İçeride çok fazla müttefik var, o yüzden biraz bekleyelim. Hemen yok edemeyiz. Hemen yok etmeye çalışırsak kaçabilirler. Şimdi uçakları ben normal yerlerini alayım artık. Biz şu kısma bakabilirsiniz yeniden. Şuraya kilitlenmemize gerek kalmadı nasıl olsa. Çıkmaya çalışacaklar ama tutarız biz orada. Az önce de böyle arada bir deniyorlardı. Kim savaş lan? Allah belanı versin Romanya ya. Cidden mi ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Cidden şu anda mı bunu yapmayı tercih edersin? Ne diyeyim ki? Sınırda askerleri yok. Ama hayatımda böyle bir ihanet görmedim Romanya. Ulan multiplayer oynasak bu kadar düşünmez, böyle bir anı beklemez lan oyuncu. Hay Allah'ım. Şimdi bu tankları oraya götürsek buradan geçebilir müttefikler. Burayı hızlıca bitirmemiz lazım o zaman bir şekilde. Bakayım yenebiliyor muyuz? Burayı yenip askerleri oraya çekeceğim. Hay Allah'ım ya. Yeminle Romanya'nın yaptığı hile gibi resmen. Öyle bir anda savaş açmak. Yenebiliyor muyuz? Yani zorlarsak yeneriz gibi. Biraz zorlayalım o zaman. Tanklar. Size yeniden iş düşüyor ama. Kovalayın şu adamları ileri doğru. Gene bir hızı alayım ben. Bugün arkadaşlar 3 saattir falan oynuyorum herhalde en az. Bir hızda müttefik uçağı kovalamaya çalışmaktan başım ağrı girdi ama halledeceğiz. Romanya şu adamları kurtaramaması lazım sadece. Siz şuradan yenebiliyor musunuz? Tamam. Neden savaş açtı? Neden müttefiklerin yanına girdik? Hiçbir fikrim yok. Yani ona tehdit de oluşturmuyoruz çünkü. Bu arada askeri varmış bu adamın. Bizden toprak aldı. Acele etmemiz lazım. Bu adamlar %15, %15. Bunların eğitimi daha sürer. Tanklar, ikiye ayrılın. Biriniz sağa, diğeriniz sola. Ulan rahat rahat bunları yendikten sonra Balkanlara ilerleriz diyordum. Bir de bu çıktı başımıza. Neyse, en azından bu paketi yapabildik. Burası direnemiyor. Buraya destek lazım. Kimi de seçerdi onları ya? Transvalya falan mı? Tam okuyamadım yazıyı. Neyse. İngiltere şifremizi kırmış. Bio eksik ya. Danimarka kısmını hiç hal...
Halledebilecek miyim bilmiyorum. Orayı bayağı sonraya bırakabiliriz. Direkt olarak buraya yardıma koşuyorlar belli. Siz Stanislav'a gidin. Tanklar biraz daha acele edin. Onlar gelemeden önce burayı bitirebilmemiz lazım. Ya da en azından buradaki askerlerin güçlü olması lazım ki düşman geldiği zaman hemen paketi açmasınlar. Tanklar şuradan yardım edin. Bir yerden çıkartma deniyorlar bu arada. Bu Almanya. Tamam, orada askerlerimiz var. Siz niye yenemediniz Süreyya? Oğlum adamların erzağı yok lan. Aç adamları kaybetmeyin bari. Kuşatmada en çok direnen Türkler çıktı beyler. Yenemiyoruz adamları tanklarla. Yunanlarla kardeş olmuşlar. Yeni askerler hazır mı? %19. %19. Bunları deploy edip şunları oyalamam lazım. Ya da şöyle yapacağız. Bu askerlerin bir kısmını oraya göndereceğiz. Şu anda yapabiliriz aslında ya. Aynen yap gitsin. Böyle bir at çizelim. Şimdi borderline olarak çizmiyorum. Çünkü iki taraf birleşik değil ya. Saçma sapan bir şey yapacaklar diyecektim. Gene saçma sapan bir şey yaptılar. Neyse. Sonra hallederiz. Şimdi orayla ilgilenemeyeceğim. Onun yerine şurayı halletmemiz lazım. Böyle şurayı alırsak ilk paket tamam. Bu piyadeleri ne yapsak? Şöyle Danimarka'sına normal birlik gibi alayım ben bunları. Tanklar. Siz de bu adamlara katılın. Ve yenebiliyor musunuz? Yani. Ve yenmek denirse. Ha şöyle birleştirdiler mi? Birleştirmişler. Tamam. O zaman daha normal bir cephe verebiliriz bunlara. Fransızlar alkolik herhalde. Adamlar direkt olarak Leningrad'a çıkartma yapmaya çalışıyor. Neyse olmuş. Çıkartmayı bitireyim. Romanya sizi de halledeceğiz. Sizin kadar kaşınan bir ülke daha görmedim ben ya. Bu yeni tümenlerin 20'sini buradaki şeye verelim. Komutana verelim. Diğer 20'sini şimdilik bu kısma atacağım. Şöyle. Komutan tecrübe ettirecek şeyimiz de yok. Nedir? Yeni komutan alacak. Command power'ımız da yok. Böyle kalın şimdilik. Komutansız. Onları ben ayarlayacağım arkadaşlar gelecek bölüme. Şu anda cidden herhangi bir yere dikkatimi dağıtmak istemiyorum. Şu kuşatmayı bitirelim ki gelecek bölümde şansımız olsun. Tamam. İngilizleri, Romanları burada durdurduk gibi şimdilik. Felaket bir erzak sorunumuz var. Onu çözelim. Boşta uçağımız var mı? Biraz buraya baksın. Daha buraya daha çok uçak lazım. Şimdi müttefik zayiatlarına kadar 6 milyon. Bakalım bu paketten sonra kaçacak gidecekler. Böyle büyük şehirlerden erzak alabiliyorlar bazen. Bakayım var mı? Aynen. Bakın büyük şeylerden biraz erzak alabildikleri için low supply bonusları daha düşük. O yüzden şu Lublin'i almam lazım ellerinden. Planı yaparken o aklıma gelmedi. Tamam, buradaki Fransızlar ölmüş açlıktan. Şöyle biraz dövelim onları. Danimarka kısmı gelecek bölümki hedefimiz olacak büyük ihtimal. Çünkü buraya bayağı adam getirdiler. Ama yok, öncelik Romanya'yı ya. Orada bir şekilde savunmaya geçeriz, Romanya'ya döneriz. Heh. Yok edin şunları. Alo. Heh. O kadar hızlı gidiyorlar ki yetişemiyoruz adamların piyadesine bile.
adamları ben buraya koyayım şimdiden. 20, tamam. Siz koşun şuraya. Yine komutanı gelecek bölüme bırak. Çok güzel, bitiyor burası da sonunda. Yiyin oğlum şunları. Ne bakalım, 6 milyonuz hayatınız. Bakalım kaça gelecek. Aslında Balkanları bırakıp müttefiklere dönsek mi diyeceğim de. Yok ya, burada da hala Birleşmiş Milletler gibi bütün dünyadan ordular. Tamam, bayağı zayıf askerlere saldırıyorlar. Güzel. Yok yok yok, Balkanlardan açarız biz. Bakın askerleri vesaire bayağı dandik kalmış buralardaki. Büyük ihtimal çoğu hani güçsüz askerler basıyorlar ya, Tugayları az oluyor. Güney Afrika yapay zekasını bastı çekirdi. Büyük ihtimal çoğu burada kalanların öyle. Aynen, saçma zaman tankları falan var. Biz buradan yarar gideriz ya. Burada savunma yapmamız lazım. Hatta Romanya kısmından bu şekilde yarabilirsek daha güzel olur bence. Çünkü burası biraz daha zayıf şu anda. Şurası işte başım ağrıyor. Buna ya, ne yapacağız? Bu ilerlediğimiz yerleri terk edip şöyle bir hatta geri dönsek diyeceğim. Çok sorun olur mu? Bize çok sorun olmaz aslında da. Neyse arkadaşlar, burasıyla alakalı bir fikriniz varsa yazmayı unutmayın. Yani şu anda aklımda bir şey yok. Buraya da iyi bir şey düşünmemiz lazım. Ya geriye çekileceğiz. Yani şöyle bir hatta falan kalacağız. Bırakacağız, Fransızlar, İngilizler burada birleşecekler. Ya da buradaki askerleri alıp buraya saldırabiliriz. Danimarka'yı yok etmek için. Ama bence bu tarafı bırakıp şu anda güneyi yok etmek daha iyi. Çünkü her bölgede müttefiklerin ülke sayısından dolayı çok fazla asker koyabiliyorlar. Yani burada Macar askeri var, Yunan var, İtalyan var, her şey var. Bunları yok edersek buradaki asker sayısı da azalmış olacak. Yalnız içeride kaç tümen var da biz yok edemiyoruz? 37 artı 8. Evet, bayağı varmış. Evet, müttefik zayiatları 7.2 milyon. Büyük ihtimal 1 milyon falan yok ettik o zaman. Tümen sayıları hala onların çok fazla ama Japonlar da var. Yani Japonlar da onlarla savaşta. Bence biraz dengeledik durumu. Balkanları alırız gibime geliyor gelecek bölüm rahat rahat. Çünkü karşımızda kaliteli bir asker yok. Balkanları alalım. Burada da savunmaya geçelim. O şekilde bir plan oluşturalım. Sizin bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden aşırı zor bir bölüm oldu ama Avrupa Savaşı'nın böyle olacağını zaten söylemiştim size. Almanya Savaşı kadar kolay olmayacak. O yüzden herhangi bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.